Merhaba arkadaşlar, ben Jaten. Bugün sizlere gerçekten durmadan mesaj attığınız bir konu hakkında bilgi vereceğim. O da şu tüplü televizyonu bilgisayara bağlamak. Artık bu devlet tüplü televizyon mu kaldı? Orası biraz bilinmez ama halen soru soranlar oluyor. İsimlerinin, şu kabloların isimlerinin ne olduğunu soranlar çok fazla oluyor. O yüzden ben de en kısa zamanda bir video çekeceğimi söyledim. Tabi bunu yaklaşık 2,5 ay önce söylemiştim. O yüzden biraz geç oldu. Artık kusura bakmayın. Şimdi ilk zaten 3 tane bize aparat lazım. Bu işlemi gerçekleştirebilmemiz için ilki şu an ekranda gördüğünüz resimdeki kablolar. Bunların isimlerini şu an ekranda zaten görüyorsunuz. Bunları aşağıda da vereceğim. Bunlar zaten toplam en fazla 3-5 lira bir şey fiyatları. Bunun zaten görevini ilk videoda anlattım bilmiyorum ama bunun görevi bilgisayarınızdan tüplü televizyonun hoparlörüne ses vermeye yarıyor. Burayı bilgisayarınıza takıyorsunuz. Diğer kalan şu iki kırmızı ve siyah kabloyu da birazdan göstereceğim aparatın arkasına taktığınızda televizyonunuza sesi aktarmış oluyorsunuz. Şimdi ikinci olarak lazım olan şu. Arkadaşlar bunun da ismi şu an ekranda görüyorsunuz. Bunu da yine televizyonun arkasına takacağız. Bunun da zaten özelliği şuradaki kabloların şuraya girecek. Gördüğünüz üzere. Ve son olarak bu da görüntüyü aktarıyor. Yani ekran kartınızdan tüplü televizyona görüntüyü aktarmayı sağlayan kablo. Bu da çok ucuz bir fiyatla satılıyor. Gördüğünüz gibi burada değişik versiyonlarda da var. USB şeklinde falan da var. Şu an zaten bununla bu ekranda ismini görüyorsunuz. Bunlar yani toplasanız hepsi 10 TL 15 TL falan bir ücrete çıkıyor. Onun dışında birkaç uyarıda bulunacağım. Ekran kartınız eğer nasıl desem ki eski bir ekran kartıysa bunu hiç denemeyin. Ne bileyim. Ekran kartınız bozulabilir, yanabilir, her türlü şey olabilir. Bunu önceden söyleyeyim, sonradan uyarmadı demeyin. Olabiliyor çünkü. Yani veya fazla kullanmayın, onu diyeyim. Ama ister istemez oluyor. O yüzden ekran kartınız iyi değilse veya tüplü televizyonunuz bozuksa, bozulduysa, bozuldu siz yaptırdıysanız falan filan bence denemeyin. Bunu da küçük bir uyarı olarak videoya ekleyeyim. Bu kadardı. Bununla ilgili bayağı soru geldi. Kabloların isimleri ne diye. Veya bunu şöyle şurada gördüğünüz giriş her ekran kartında bulunmuyor. Hatta çoğusunda bulunmuyor. Eski ekran kartlarında bulunuyor. Bazı laptoplarda bulunuyor. Bazı arkadaşlar şu kısmın yani şu an gösterdiğim kısmın laptopta şarj girişine olduğunu söylüyorlar da yeri orada değil yani. Orayı karıştırmayın. Yani bunu oraya sokmaya falan çalışmayın. Herhangi bir sakatlık çıkmasın. Onun dışında söyleyecek herhangi bir şey kalmadı. Şu an zaten aklıma da gelmiyor. Gördüğünüz üzere bunların da pin sayıları var. 4'lü ve 8'li pinleri sanırsam vardı. Artık onu alırken siz bakacaksınız. Ekran kartınızda kaç pin uyumluysa onu ona göre artık alacaksınız. Bu kadar. Onun dışında herhangi bir şey kalmadı. Şu an göstermeyin. Herhangi bir şey kalmadı. Evet. Aşağıdaki abone ol butonundan yani bir kanala abone olun, o kadar video paylaşıyoruz. Yani o kadar yardımcı olduk. Şu an YouTube'da bu videoyu çeken yok. YouTube'da tüplü televizyonu bilgisayara bağlamaya bu aparatları gösteren de yok. Birkaç internet sitesinde belki bulabilirsiniz ama YouTube'da ilk kez ben yapıyorum. Yani onun gibi bir şey. Her neyse, tekrardan aşağıda abone ol butonundan kanala abone olun. Eğer yorumunuz varsa, herhangi bir sıkıntı varsa aşağıda yorumlar kısmına yazarsanız en geç bir saat içerisinde zaten yanıt veriyorum. Oraya yazarım veya yeni bir video çekerim da sanmıyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın ve bir sonraki videoda artık görüşürüz.